NBA doğuda finalin adı belli oldu sonunda sonunda finallere geldik batıda bugün itibariyle yani bu videoyu kaydettiğim salı günü itibariyle batının da finali belli olacak onu da ayrı bir videoda konuşacağız bugün tamamen doğuya ayırdık ayırdık dedim ben tek başıma ayırdım tabi Doğu'yu doğuya ayırdım doğuda İki tane güzel seri izledik. Birincisi Bucks Miami serisiydi. Evet, skor 4-1 olabilir ama e, bence ilk maç, hatta ikinci maç özellikle çok çok iyi maçlardı. E, i̇lk maç belki de playoffların, bu playoffların en iyi maçlarından biriydi. E, taktiksel kapışma olarak da, yani iki takımın pozisyon pozisyon o son bölümü oynamasıyla da bayağı baya eğlenceli benim açımdan da çok kafa yoran bir maçtı. Diğer tarafta da Boston Toronto serisi inanılmaz geçti. Boston'ın 3-0'a getirmeyden ucundan döndükten sonra serinin 4-3'e kadar gitmesi. Toronto'nun oradan sonra mental baskıyı Boston üzerine itelemesiyle işler çok değişti. İki seride konuşacağız. Önce Bucks Miami'den başlayalım. Oradaki detaylara bakalım. Sonra Boston Toronto'yu konuşacağız. Sonra da Boston Miami Doğu finalinin detaylarına geleceğiz ve tahminimizi yapacağız. Şimdi Bucks Miami ile başlayalım. Bucks Miami'de şöyle bir sorun var. Tabii ilk herkesin konuştuğu işte Antetokounmpo'nun süresi neden 48 dakika oynamadı? Neden 45 dakika oynamadı? 77 dakika da oynayabilirdi. Ee, eğer böyle olsaydı Milwaukee kazanırdı, elerdi gibi böyle yorumlar var. Evet e, süreyle ilgili Budun bence bu seride ciddi hatalar yaptı. Ama tamamında değil. E, i̇kinci konu ise... Yani Antetokounmpo 48 dakikada oynasa, 78 dakikada oynasa baksın bu mevcut oyuncu kadrosuyla, bu mevcut e, arka alan savunmasıyla, bu mevcut hücum sorunlarıyla bu seriyi alması çok zordu. Çok mucize gerekiyordu. Yani e, ki buna rağmen ilk iki maçı aslında sonlarda verdiler. Yani son kritik birkaç topta, son kritik birkaç dakikada verdiler gibi gözüküyor. Ama orada da çok ciddi sorunlar vardı. Şimdi neden Antetokounmpo'nun süresine peki bu kadar takıldık? Evet yani bence izleyiciler de yorumcular da genel olarak haklılar. Ama şöyle bir durum var. Özellikle ilk iki maç zaten ilk maçın son çeyreğinin 12 dakika oynadı Antetokounmpo. İkinci maçta ise e, bayağı sahada yoktu. Çok ciddi orada kötü oynadığı bir süreç var. Yani, yani ikinci maçın son çeyreği sadece sanırım 5 sayısı vardı. Middleton'da 3 sayısı vardı. Yani ikisi de e, çok uzun süreler. Yani Middleton 8-10 dakika civarı Antetokounmpo çok uzun süre skor bulamadan ki hatta son 4 dakika hiç skor bulamadılar. Bayağı zor bir maç oldu onlar için. E, skor üretme tarafında. Pardon bu ilk maçta oldu özür dilerim ikinci maçta dedim. İlk maçta son 6 dakikada Antetokounmpo 0 sayı. Middleton'ın da 3. çeyrekten 4. çeyreğe geçerken 12 dakikalık. Demin yanlış söylemiş hemen düzeltiyorum. 12 dakikalık skorsuz geçtiği bir dönem var. Ve son çeyrekte Antetokounmpo 3 sayı Middleton 5 sayı. Şimdi bu durumda baktığımızda yani kritik anlarda aslında Antetokounmpo sağda. Ama burada asıl sorun şurada başlıyor. Antetokounmpo çıktığında Boudinauza'nın sahaya sürdüğü rotasyonlar. Şimdi Buradaki rotasyonlar kesinlikle yetersiz. Yani e, Lopez, Marvin Williams, DiVincenzo, Middleton Hill tarzı hatta bazı pozisyonda bazı durumlarda Middleton'ın bile sahada olmadığı rotasyonlar işte Wesley Matthews'un sahada olduğu rotasyonlar girdi ve bu rotasyonlar maksimum e, 1 dakika 30 saniye bazen Bazen iki dakika maksimum kalabildiler. Çünkü ne üretebiliyorlar ne savunma yapabiliyorlar. İşte burada benim soracağım soru şu olur. Yani Budunozer ya da bu takım işte GM tarafından planlanırken Antetokumpo'yu biz kenara çekmek zorundayız. Belli ki belli bir baskın üzerinde sakatlanma riski var ki sakatlandı. Ama bizim ona göre rotasyonumuz var mı? İşte sorun burada başlıyor. Bu, bu, bu rotasyon yok muydu vakide? Şimdi kendimizi kandırmayalım. Yani şampiyon olacak bir takım. Şimdi rakibe bakıyorsun. Evet hani e, rakipte Duncan Robinson, Tyler Hero, işte Nan e, gibi daha böyle bir yıllık çaylaklar iki yıllıklar vesaire var. E, diğer taraftan yaşlılar. Igadala gibi işte e, daha yaşlı oyuncularla savunma yapmaya çalışıyorlar. E, uzun rotasyonunda aslında Adebayo'ya bir şey olsa çok kısıtlılar. Hani baktığımızda bu tip sorunları var. Ama bu takım çok daha rotasyonu çevirebilen, sporcuların çok daha iyi planladığı, oyuncuların kafaya olarak buz gibi orada olduğu ve hiçbir şekilde rotasyona girdiklerinde panik olmadıkları, ürettikleri, savunma yaptıkları bir yapı var Miami'de. O yüzden de bu döngü rahat işliyor. Yani Butler kenara geldiğinde evet üretim sorunları çekiyorlar ama savunma düşmüyor. Ya da işte Dragic kenardayken kısa rotasyonda yine o şutları boyalan ataklarını bulabiliyorlar. Ya Bunlar çok e, işte rotasyon oluştururken kritik sorular. Uzun vadede e, playoff'un sonuna kadar sizi götürecek bir rotasyon oluşturmanız lazım. E burada da konu buna geliyor. Yani e, baksın oyuncu kalitesi. Zaten bu seriden sonra hemen Antetokounmpo takım sahibi sahibiyle de bir toplantı yaptı. E, 3-4 saatlik bir toplantı oldu söyleniyor. Orijinal yazdığına göre. Burada da işte oyuncu kalitesini nasıl arttırabiliriz? Takıma katkılar yapıp işte luxury tax de biraz daha girelim yani oralarda kalalım ki biz şampiyon olabilelimler falan konuşulmuş. E şimdi Middleton'a verdiğiniz kontrat, Bledsoe'nun durumu e bunlar ortadayken luxury'e girsen de bu iki oyuncu elinde. Yani işte burada da oyuncu kalitesinden devam edelim. Yani Bledsoe Antetokounmpo sakatlanıp 3. Üç, maçta sakatlandı 4. maçı tamamlayamadı 3. Yani maçta da sağ ayağını burkmuştu maçı sakat sakat tamamladı ki sorunu belli oluyordu 4. maçta zaten komple sakatlanıp maçı bıraktı bu dakikadan sonra Bledsoe aa ben çembere atak edeyim ya da işte Middleton ben daha çok top kullanayım demeye başladı bu saate kadar yani sahada varlıkları yoklukları belli olmayan süreler var hem de bunlar uzun aralıklar işte. Demin söyledim 12 dakikaya çıkan aralıklar. E burada da Antetokounmpo haklı. Yani evet eğer şu sorun ortadaysa yani Antetokounmpo hücuma geldiğinde bu oyuncular rahat hareket edemiyorsa. Ki Bledsoe'nun bazı mental sorunu da var. Hani anksiyetesi olduğundan bahsediyor Middleton. Middleton keyfine göre daha çok orta mesafe altında mutlu olan bir hali var gibi zaten sahada. E bu ikisi birleştiğinde bu oyuncular Antetokounmpo'lu mutlu değilse ve siz Antetokounmpo'yu tutmak istiyorsanız demek ki bu yapıyı değiştirmeniz lazım. Bir Antetokounmpo'dan vazgeçeceksiniz bence çok saçma olur. Ya da bu iki oyuncudan vazgeçeceksiniz. Ya da bu iki oyuncu mental olarak abicim siz burada bu şekilde oynayacaksınızı ikna edeceksiniz. Bu da Budenholzer'a düşen bir şey. Budenholzer'ın zaten işte hücumda en çok zorlandığı konu bu. Takım iyi savunma yapıp, top çalıp, rebound alıp ki bu, bu seride Miami'nin belki de en iyi yaptığı işlerden biri belli maçlarda reboundlarda çok fena izler Milwaukee. Ve reboundlardaki bu ezilme onlar hep artı döndü. Çünkü e, baksın o hızlı hücumlarını, geçiş hücumlarını da engellediler. E böyle olunca e siz geçiş bulamadınız. Yarı saha geçtiniz. Yarı sahada da işte Antetokounmpo'nun 7'de 0 attığı maçları izledik güçlükte. Orta mesafede hala düzenli bir üretim yok. İyi bir floater da yok. İlle çembere yaklaşması lazım. Ama tabii şu çok büyük bir artı işte. Şurada da ikinci sorun çıkıyor. Burada Antetokounmpo'nun eksiklerinden bahsediyoruz ama Antetokounmpo da boyalı ana girip herkes üzerine çektiğinde bütün dışarıdaki o gömülü savunmayı cezalandıracak şütörler lazım. Ve bu şütörler Bucks'ta çok kötü oynadılar. Yani DiVincenzo, Weston Matthews, Pat Connington, işte Kyle Corver. Burada Marvin Williams gelince attı. Ama bunların hepsi çok kötü. Middleton %33 de oynadı. Antetokounmpo zaten %21. Hadi onu bir kenara bırakalım. Bledsoe %33 de oynadı. DiVincenzo biraz daha iyi diğerlerine göre %38'lere çıktı. Weston Matthews %33 de oynadı. Yani burada 38-40'ları zorlayabilecek oyuncu yok. Ya sizin buraya genç e, düzenli şutu atabilecek işte karşıda bu örnekler var. Düzenli şutu atabilecek. Burada devamlı aktif kalacak. Savunması belli bir potansiyel üstünde olacak oyunculara ihtiyacınız var. E bu oyuncuların zaten ta sezon başından beri buraya oynayıp oynayamayacakları tartışılıyordu. E şimdi siz Antetokounmpo'dan bu boyalı alan hakimiyetinden yararlanıp bu pasları yapmasını istiyorsanız burada da düzenli bir üretim yapmanız lazım. Çünkü oyuncunun kafası şöyle çalışıyor sağda. Bir veriyor, iki veriyor, kaçırıyor. 3 veriyor, kaçırıyor. E dördüncü de ki Antetokounmpo dördü de beklemiyor çoğu zaman. Vermek istemiyor. Ya bu oyuncu psikolojisttir. Biraz da yıldız psikolojisttir. Yani onu vermek istemez artık. Çünkü kaçma ihtimali çok yüksek. E şimdi bunları değiştirmek için e, oyuncu kalitesiyle ilgili sorunları çözmek lazım. O yüzden hani evet özellikle de üçüncü maçta. Bak yani ilk iki maçı bir kenara bırakıyorum. İlk iki maçın sonuna sak. Sonunda enerjik tutmak istemesi Milwaukee için iyi oldu bu arada. Yani ilk maçı son e, bölümde kaybettiler. Yani Middleton'ın da berbat oynaması yüzünden. Artı Bledsoe'nun. İkinci maçı da son topta uzatmaya gidecek. Yani Antetokounmpo'nun yaptığı saçma faal yüzünden kaybettiler. Ve bu bölümlerde Antetokounmpo yüksek sürelerle oynadı zaten. Ama üçüncü maçta mesela çok kritik bir an vardı. Beş dakika kala maçın bitmesine. Burada çok iyi ritimle giderken çok ciddi bir hata yaptılar. Yani burada Antetokounmpo'yu kenara almak büyük bir hataydı. İşte burada sıkıntı şu yine ritmi bulan oyuncuyu, tempoyu arttıran oyuncu, tempoyu hatta daha doğrusu ayarlayabilen oyuncu kenara almak risklidir. Çünkü rakibe de avantaj verirsiniz o zaman. Yani siz belki şunu olabilirsiniz. ya. Bu tane çok yoruldu ya da işte biraz dinlensin. Şimdi kafanızda süreler vardır ve sağdaki oyun vardır ama sağdaki oyunda süreler her zaman uymayabilir. O yüzden burada işte muhafazakar koç ve biraz daha esnek koç kavramları ortaya çıkıyor. Muhafazakar tabi burada çok sert bir tanım olarak kullanmıyorum. Daha doğrusu hazırlık planına kafasındaki sürelere oyuncularla ilgili rotasyonlara çok fazla bağlı kalan anlamında söylüyorum sağ içinde. Bir de daha esnek olan. Spostra gibi oyunun gidişine göre daha fazla oynayan takımla e, oradaki kararları anlık alabilen koçlar şu anda daha iyi sonuçlar alıyorlar. Budu Nozer'ın da bunu yapması lazım ama bunu yapabilmesi için yine eline iyi oyuncular lazım. Çünkü Obradov için meşhur lafını unutmayalım. Basketbol iyi oyuncularla oynanır. Yani aptal oyuncularla oynamanız bayağı zor. Evet yani Milwaukee tarafında tabii bütün sorun da Antetokounmpo'nun süresi ya da işte bu ıı, oyuncu kalitesi ya da rotasyon ya da süreler değildi. Çok büyük bir ana sorun daha var. Geçen seneden devam eden ve ben bunu hayretle izledim. Burada bence %50 sorun Buda Nolzur'un %50 sorun da bu takımın ıı, oyuncularını toparlayan GM'in. Yani geçen sene Toronto serisi ondan önceki seriler Lopez'in savunmada Özellikle de piken dropta da kalsa, sıkıştırmaya da gelsin, switch de yapsa ne kadar zorlandığını, ne kadar yavaş kaldığını. Bakın yavaşlık sadece ayakla ilgili de değil. Oyuncu üzerinde kalmanız artık bir önemi yok. Ne kadar hızlı tepki verebiliyorsunuz, kolunuzu ne kadar hızlı kaldırabiliyorsunuz, onun pas açısını, şut açısını ne kadar hızlı engelleyebiliyorsunuz. Artık oyuncular, kısa oyuncular iyice hızlandığı için sadece sizi geçmekle de uğraşmıyorlar. Zaten kaldırıp çok hızlı atabiliyorlar. Ve siz burada bir engel yaratamadığınızda geçmiş olsun. Lopez berbat oynadı yani seri. Savunmadan bahsediyorum bu arada. Ve Sposter o kadar akıllı ki işte... Özellikle dropta kaldığında Dragic de atak ediyor. Drop'a drop iniyor. Dragic boyalı alanda çok iyi bir bitirici. Stop. Tek zamanlı stop üzerinden fade away var. Fake üzerinden footwork yapıp çemberde bitirebiliyor. Geri çekilerek çok yüksek... Iı, ...şutu var. Ya yani oradaki uzun kalitesinin önemini iyice arttırıyor Dragic. Hiç. Bunların hiçbirini savunamadı. Ve özellikle de her seferinde drop'ta kaldığında da Miami şu hataya da düşmedi. Ha, boşum kaldırıp şu da Hayır daha çok zorladı. Zorladı 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 daha çok yıprattı. E diğer tarafta Butler ya da işte Hero ya da Duncan Robinson devreye girdiğinde bu piken rollerde. Onlar da üçlük buldular. Çok rahat buldular hem de. Yani Lopez bunlara yetişse bile kolunu kaldığına karşı şut atılmış oluyor. Yani geçen seneden özellikle Toronto serisinde o zaman da şey demiştim ya yani Buda Nolzur oyuncularına savunma konusunda normal sezon emeklerini, eforunu gördüğünde çok güveniyor ama işte yetmiyor bu playoff'ta. Bunu gördük geçen sene. Burada kesinlikle ve kesinlikle Adebayo tarzı biraz daha ya da işte Draymond Green Tucker tarzı biraz daha sert hareketli, elini kolunu hızlı kaldırabilen daha çok yanları açıp o pas aralarını yapabilecek, pas açığını kapatabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Tabii bunu söylemek kolay yani bu oyuncular sokaktan toplanmıyor ama bu Lopez değil. Eğer öyle oynamayacaksan da oraya Antetokounmpo'yu daha çok kullanman lazım. Yani Lopez'den daha fazla süre alması işte Antetokounmpo'nun belki de bu savunma entegrasyonu ile ilgilidir. Ama şunu da ekleyelim ya. Üçüncü maçta Antetokounmpo sağ ayağını burktuktan sonra da savunmada çok aksadı. Yani hiç kendini veremedi. Gadala bile çok rahat geçtiği pozisyonları var onun. O yüzden bunu uzun vadede nasıl entegre edebiliriz? Yani bugün işte Davis'in verdiği katkıyı görüyoruz. Lakers'ın bütün o işte onların da belki pozisyonsuz daha small oynamalarını sağlayan Davis'in. biraz da tabii Ağan Paşam durumu oldu orada ama ya ben oynayayım tabii benim oynamam önemli falan gibi bir durum ama bunu artık yani oyuncuya bırakmadan çözmek lazım. Tam bu yıldız oyuncu ama abi şampiyon olmak istiyorsun. Hem de diyorsun ki e, ayranım dökülmesin. O, olmaz öyle iş. Yani yine gideceksin o savunmayı yapacaksın. O 5 numaraya geçeceksin. 5 numara da adı kağıt üstünde yani. Aslında pozisyonsuz oyuna entegre olacaksın. Sana artık ne görev veriliyorsa onu yapacaksın. Konu bu. Ya yani o yüzden e, bu iki ana neden e, yani oyuncu kalitesinin yetersizliği ve Lopez'in savunmadaki büyük eksikliği ve uzun süreler alması Miami'nin içini çok rahatlattı. Zaten Spolstra buna çok iyi hazırlanmış. Devamlı Butler'la diğer kısalarla drag işte burayı kaşıdı 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 çok iyi sonuçlar çıkardı. Ha ne zaman Miami zorlandı ve maç kaybetti? Bu da ilginç. Mesela burada işte üçüncü konuya geliyoruz. Milwaukee Bucks'ın efor seviyesi. Ya yani o kadar eforsuz, o kadar heyecansız, o kadar kendini yere atmadan, parçalamadan oynadılar ki belli anları böyle uykunuz geliyor. ama yine güzel ama e, Miami'nin öyle rahat oynadığı 3-4 dakikalar var ki. Bir anda uyanıyor sonra baks Ah diyor dur diyor içim geçmiş diyor. Bir anda oynamaya başlıyor. İşte Bledsoe açık sağda çembere saldırıyor. Middleton inanılmaz zor şutları sokmaya başlıyor. Sonra yine uykuya dalıyor. ah içimiz geçmiş. E bunu sen 48 dakika yayamazsan yine olmayacak. Bu eforu, bu agresyonu niye sağlamıyor bu takım? Yani e, sağlayamayacaksa o zaman soy yerine keşke Bragdon kalsaydı. Onun ne kadar çok istekli ve bunu sağlayabildiğini gördük yani. Gördük ve görüyoruz Indiana'da. Ya işte burada yani Oklahoma ve Toronto örneklerini verir biz Burada hani biraz daha ya da Sans örneğini verebiliriz. Yani daha atletik, kanatlarda daha iyi savunmacı, yardım savunmasına daha hızlı gelecek coverları iyi yapacak yani yardım ayarladıktan sonra savunmasına iyi geri dönecek oyuncuları Milwaukee'ye entegre etmek lazım. Yoksa seneye de ne yaparlarsa yapsınlar yine aynı şeyleri izleyeceğiz ve yine aynı durum yaşanacak. Yani ben o yüzden bu seriye Miami geçer dediğimde bunları söyleyerek aslında geçer tahmini yapmıştım. Geçtiler. Ben açıkçası yine de buna rağmen Milwaukee'nin daha fazla zorlamasını bekliyordum. Belki o ikinci maçtaki hata olmasa, o son faal olmasa e, burada da 4-3'e 4 yani 4 ya yani 3-2 olup çok e, hayvani bir 6. maç izleyebilirdik 3-2 olsaydı. Yine 4-2 bitebilirdi ama olmadı. Milwaukee burayı bile zorlayamadı ve muhtemelen şu an Antetokounmpo da bunalıma girdi. Yani evde taş duvar yumukluyor şu an ne yapacağız diye. E yani Milwaukee tarafında durum bu. Özellikle savunmanın zaten arka tarafıyla ilgili sıkıntıları da geçen videoda uzun uzun anlatmıştım. Bunların hepsi yaşandı. burada Miami çok yüzleri şut üretti. Hemen onlara kısaca söyleyeyim. Jim Butler %45 %45'te üçlük attı. Dragic %35. Jay Crowder %43. Crowder inanılmaz oynadı. Ya yani Crowder Lopez savunmasını, onun yapabileceği bütün eşleşmeleri, getirecek, oradan gelecek yardımların hepsindeki zaafları üst üste göstere göstere yani Budunoz'un gözün içine baka baka kullandı. Ya yani Budunoz'u eleştireceksek süredir bilmem nedir değil kesinlikle bu savunma tercihleriyle ilgili eleştirmemiz lazım. Ben şöyle bir şey kabul edemiyorum. Ya yani bizim takım iyi savunma yapıyor. Fazla kurcalamaya gerek yok. Hayır abi yani önlemler önlemler esnek olunarak alınır. Evet ben Budunoz'ları random yani her hücumda farklı alternatifleri rakibe göre oynayabilecek, seçebilecek hücum sistemini yaratması konusunda takdir ediyorum ve bu konuda konuştuğu için aslında bütün herkes rahatladı yani bu konuyu savunan. E pozisyonsuz oyunla ilgili de kendi hamleler yaptı ama savunmada tamam abi biz savunmayı böyle yapıyoruz çözdük bitti deyip geri çekilemezsin yani orada alternatif üretmen lazım. Burada tek bir hamle yaptılar Marvin Williams hamlesiydi o da. E, tabii bunu gördüklerini gösteren bir hamledi belki ama Marvin Williams'tan da Kesinlikle öyle faydalanmadılar. Yani Lopez'le yan yana oynadığı çok durum var. Ya da Antetokounmpo'yla yan yana oynarken faydasıyla Lopez'le oynarken faydasını çok net gördük. Ama tabii o da artık zaten emekliliğine gelmişti, emekli oldu. Çok da bir efor sarf etti mi dersiniz? Hayır. Yani bir denemeydi, doğru bir hamleydi. Ama olacağı bu kadar, size vereceği bu kadar yani. Miami tarafına biraz bakarsak... Miami ise e, savunmada inanılmazdı. Zaten bundan e, Miami'nin sezonunda da bahsettik. Genel normal sezonda da bahsettik. Özellikle de Butler ve Dragic de işte önce bu takımı o seeding maçlarından çok farklı bir kimliğe bürüneceği de belliydi. Çok iyi savunma yaptı. İşte demin de söyledim ilk maçta Middleton'ı 3. çeyreğin ortasından alıp 4. çeyreğin bir kısmına kadar 12 dakikalık bir periyotta skorsuz tutmaları. ...Antetokounmpo'yu son çeyrekte mahvetmeleri... ...Antetokounmpo'nun üçlükleri... ...üçlüğüyle ilgili durumlarda oluşan spacinglerde... ...çok iyi savunma yapmaları. Yani çünkü Butler çok akıllı bir oyuncu. Dragic çok akıllı bir oyuncu. Bak Dragic Butler kadar iyi bir savunmacı değil. Ya da işte... Ee, ...ne bileyim Igadala gibi, Crowder gibi... ...çok iyi bir savunmacı değil ama... ...Dragic de, Butler da... ...diğer kısalar da... ...özellikle de Yanis boyalı ana girdiği anda pas açılarını kapatarak yardım getirmeyi çok iyi çözdüler ve burada çok e, sorun yarattılar Milwaukee. E, top dışarı döndüğünde de çok iyi e, oyuncuna döndüler. Burada hep yakın aldılar, hep gerektiğinde sıkıştırma geldi. Yani e, hep bundan bahsediyor. işte. Devamlı switch yapalım, devamlı sıkıştırma yapalım bil. Yani ne zaman gerekiyor, bu ne zaman gerekmiyor. Bunları çok iyi çözdüler. Bu anlarda da işte doğru pozisyonda atıyorum tepede işte Korver aldıysa ona daha çok yaklaştı. Ama Antetokounmpo aldıysa biraz daha uzak kalıp ona göre tercihler yaptılar. Ya da köşede işte Wesley Matthews varsa onun tarafındaki yardım derinliğini azalttılar ya da pas açısını daraltmaya çalıştılar. Vesaire vesaire bunlara çok iyi hazırlanmışlar. Ee... Artı olarak işte biraz da bu Philadelphia'nın da yaşadığı sorundu Simmons'la. Açık alan bulduğunda çok etkili bir takımdı Milwaukee. Bunları bulduğunda yine parçaladı. Ya yani bunun hakkını verelim. Yani savunmak çok zor. Miami'nin en çok zorlandığı anlar geçiş savunmasıydı yine. Ama işte bunu da engellemek için her şey yaptılar. Hücum ribantı zorladılar. Adebayo orayı her zaman karıştırdı. Adebayo çok iyi geri koştu. Adebayo yarı sahada gerçekten onların e, askeri her şeyi. Yani Adebayo bunu hep söylüyorum yine 29 takımın Miami 29'un 29'da bence şu anda ister. Öyle bir durumda, öyle bir konumda. İnanılmaz işler çıkardı. E, Philadelphia'da Simmons'ın o hızlı geçiş hücumlarını, hızlı hücumlarını bulduğunda çok daha rahatlayan bir takımdı. O olmayınca ne hale geldiler? Milwaukee de aynı sorunu yaşadı. Hatta Toronto da benzer bir sorunu yaşadı Boston'a karşı. Lowry'nin in o inanılmaz hızlı geçişlerini bulamayınca onlar da çok zorlandı. İşte buralara da alternatif lazım. Onu da bulamadı Milwaukee ve Miami buradaki savunmasıyla da onları mahvetti. Burada başka ekleyeceğim bir şey var mı? Bir notlarıma bakıyorum tekrar. Yani Box'ın hücumuyla ilgili konuştuk ama burada bir şey daha eklemem lazım. Gelecek sene işte yapılacak katkılar ve seçilecek oyuncular konusunda kesinlikle kısa drive'ının... Drive and Kick'lerin o kısa drive'larındaki çemberden dışarıya dönecek, çembere kadar gidip dışa dönecek pasların e, yaratıcısına ihtiyaçları var. Bu Bledsoe değil. Ya yani Bledsoe böyle oynayacaksa değil en azından. Bunu, bunu kesinlikle çözmeleri lazım. E, ya yani burada belki de çok birçok takıma şu anda yakıştırmasam da, e, sokamasam da Chris Paul çok 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 etkili olabilir. Tam onun isteyeceği bir yapı e, burada oluşabilir. Özellikle yarı sahada yani geçişi zaten yapıyor. Yani orada bir geçişim var. Orada mesela Chris Paul'un eline bakmak zorunda değilse ama yarı sahaya iş geldiğinde Chris Paul sana yaratabilir. Mesela bu bu iyi bir iyi bir katkı olabilir mi Bucks için? Ee, ha son son, son konuda şu ee, bu, bunu özellikle Sportray örmek için de not almıştım. Ee, sürprizler. Sürprizler ama şöyle bunu da biraz açayım. Bir koç takımını takımına daha doğrusu hazırlamadığı hiçbir şey oynatmaz. Bunu tekrar söyleyeyim. Yani oyunun içinde bir tane bile bir back pick oyunu ilk kez görüyorsanız bu en azından antrenmanda ya da maçla yakın bir antrenmanda çalışılmıştır. Ve bunu tekrar hatırlatır. tekrar çizebilir, tekrar hatırlatabilir, kenardan hatırlatabilir. Ama mutlaka bir kere çalışılmıştır. Çünkü sağda o, senin, size değil rakibe sürpriz olması lazım bu konu. Ve gerçekten de Milwaukee Bucks savunmasını özellikle arka alanda iyice kafasını karıştıracak. Mesela şöyle oyunlar var işte top kanada geçiyor. Kanatta ana şutör işte Duncan Robinson'a top hand e, handoff'ta geçiyor. Orada hücumu bulamıyor. Tekrar yukarı dönüyor. Tekrar yukarı döndüğünde Butler'dan bir pik getiriyorlar üçlükçe ve üçlükçü bir anda yukarı çıkıyor ve bu back pick oluyor genelde. Burada kafalar çok karıştı. Ee, pardon tekrar yukarı çıkan üçlükçü backpick gelince aşağı iniyor. Yanlış söyledim. Ve tekrar aynı pozisyonu bakın üst üste aynı pozisyonu bir pik, bir piksiz bir pikle oynuyorlar. Ve bak savunması her seferinde şöyle oluyor. Yani bu demin yaptıkları şeyi herhalde yapmayacaklar. Tepe oyununa dönüyorlar hatasına düşüp oyunu okuyamayıp her seferinde bunları yediler. Ve bu sürprizleri sadece kanatlara değil tepede de yaşattı Spolster'a. Özellikle Butler'ı bu piklerde çok iyi kullanıyor. İşte kısa oyuncunuzu, e, daha forvet oyuncunuzu işte 2 metre civarı, 2-5 civarı oyuncunuzu bu tarz piklerde kullanıp daha hızlı e, roller, daha hızlı poplar da yaratabiliyorsunuz. Yani şutör. Diyelim ki savunma kurtuldu. Hemen Butler'ı devreye sokabiliyorsunuz. İşte Yanis'i burada kullanmak zor oluyor Box için. Çünkü Yanis'in burada net bir orta mesafesi ya da net bir üçlüğü de yok çembere gitmesi lazım. Bunun için de yakın kullanmanız lazım. Yakın pikler yani biraz daha low posta ya da dibe yakın pikler kullanmanız lazım kanattan. E o zaman da hemen yardım geliyor ters taraftan. Antetokumpo'yu sıkıştırıyorlar. Mayem bunu da yaptı. Ya Burada Spostra çok iyi hazırlanmış. Hem hücumda bu tarz minik e, 200 saniyeli oluşabilecek küçük oyunları çok iyi yaratmış. Herkes inanılmaz efor sarf etti. Maç e, seri boyunca. Yardım savunmasına aksa anlar tabii ki oldu. Yorgunluk vesaire ama herkes e, son top gibi oynadı maçı. Bu da bir e, koç tabiri yani her topu son top gibi oynayın. Gerçekten öyle oynadılar. İnanılmaz agresiftiler her konuda. Hiçbir zaman e, ne olursa olsun oyundan düşseler bile bu agresifliği bırakmadılar. Bu da Miami'ye seriyi getirdi. Tahminim yanlış hatırlamıyorsam 4-3 Miami'ydi. 4-1 bitti. Bakalım şimdi finaldeler. Onlar için final nasıl olacak? Sposter'a Brestons kapışması nasıl olacak? Birazdan ona geçeceğiz. Şimdi o serinin yani finali konuşmadan önce bir de Boston Toronto'yu konuşalım. Evet Boston Toronto serisi. Bu seri çok güzel oldu. Çok eğlenceli oldu daha doğrusu. Ben biraz daha filmler üzerinden benzetme yapıyorum. İşte Boston Toronto serisi biraz daha böyle iyi bir işte Jason Bourne serisi gibi iyi bir aksiyon serisi gibiyken e, Bucks Miami serisi biraz daha artı ağza kaçan ama böyle içinde güzel aksiyon öğeleri de barındıran hani daha böyle e, ne örneği verebilirim buraya diye düşünüyorum. Belki Inception olabilir belli noktalarından. Tam artı az olmasa da belli anlarından. E, o full aksiyon değil de işte daha böyle işin içine konuyu da katan detayları da katan ama aksiyonda unutmayan, aksiyonda sizi ayakta tutan bir film gibiydi Bugs My serisi de. Şimdi o yüzden bakalım Boston Toronto serisi neler oldu? neden bu seri 4-3'e geldi? Brad Stevens ve Nick Nurse gerçekten çok iyi bir seri mi çıkardılar? Bunları biraz konuşmak istiyorum. öncelikle Boston'dan başlayacağım ama Boston'da konuşurken Brad Stevens'ın üçüncü maçta özellikle son toptaki savunma ile ilgili bir video yapmıştım. Onu izleyebilirsiniz. Onun linkini aşağıya ve şu anda buraları bir yerlere bırakmaya çalışacağım. Umarım unutmam. En kötü aşağıda bulabileceksiniz o linki. Orayı izleyin. Üçüncü maçtaki son topla ilgili çok iyi detaylı bir post yaptım. Oradaki hata neydi? Koçlar ne planladı? Ne olmadı? Ne olabilirdi? Bunları konuştuk. Ama genel olarak Brad Stevens ve Boston hücumu Bastın'ın savunma ve hücum tercihleri Brad Stevens'ın bu serideki belli anlardaki panik butonuna basma hali beni biraz şaşırttı. Aslında şaşırttı şöyle e, tabi daha önceden bastım buralara geldi ama Bastın hep iddiasız olarak geldi. Yani Cleveland serisinde de e, evet yani olursa olur olmazsa da bu kadar zaten şekle geldi. Kairi geldi Kairi hep sakattı zaten oralarda çok ileri gidemediler. Hani sonradan zaten Kyrie Irving'in bu takımı paramparça etmesi onları e, belli noktada iddiasızlaştırmadan iddiadan uzaklaştırdı zaten. Ama bu sefer çok ciddi bir şampiyonluk adayı olduklarının farkındalar. Ve bu bence brest üzerine bir baskı yaratmış. Yani Brest-Stevens'ı ilk kez kenarda belli anlarda bu kadar e, bağırırken daha heyecanlı, daha stresliyken gördüm. Yani koçu çok takip ediyorum maçı izlerken. Ha bunu da tabii ki oyunu yaratma ile ilgili sonra çünkü e, durumlar da var. Mesela Boston devamlı yarı sahada hareketli kalmaya çalıştı ve Brestons bunu devamlı onlara terkin etti. Yani Boston'ın e, Toronto savunmasını yarı sahada geçmek için hareketli kalması ilk ana stratejisiydi ve bunu yapabildikleri her anda rahat şut yarattılar, rahat çembere gittiler, top dolaşımını başlattılar ve devamlı Toronto'ya zarar verdiler. Pek Brestimiz burada ne hata yaptı? Belli anlarda çok e, mola kullanımda sorunlar yaşadı. Erken aldı, geç aldı. Panik olup erken aldı. Savunmada işte e, ta üniversiteden, kolejden beri kalan o matchup zone. Daha doğrusu hani biraz daha switch'i kolay yapmak için zone gibi yerleşip devamlı switch yaptığın bir kenar oyunu ya da e, pot altı oyunu savunması. Buna çok bağımlı kaldı. Bu üçüncü maçı kaybettirdi. Sonra bundan vazgeçti. Bu tarz minik minik hatalar açıkçası onun açısından çok eksi yazdı. Peki bunu neler kapattı? Robert Williams'ı ve Grant Williams'ı bu takıma entegre etti. Bunlar da onun artısı işte. Ya yani bunu çok iyi yapıyor. Brad Wanamaker'dan belki de alabileceğinin en fazlasını alabildi bu seride. Ojeray'den bile bir şeyler çıkardı. Ee, özellikle de Grant Williamson o son maçtaki, yedinci maçtaki son iki top savunması inanılmaz Fanfield'e. Yani açıp izleyin. Belki onunla ilgili de sonradan bir post yaparız. Ama inanılmaz bir savunma yaptı. Fanfield son topta yani topu alacak açı bile bulamadı. Ondan önce de birebir kalıp çok iyi savundu, blokladı. Ya bunları da yaptığı için aslında dengeledi. Ama onun için bence mükemmel bir seri olmadı. Şimdi daha büyük bir e, sınav verecek spor karşı... Spostra daha sakin, daha buraları bilen bir koç. Klişe daha <laughs> daha, daha açık bir kutu, kapalı bir kutu değil. Ya tabii Spostra'nın geçtiği evreler çok acayip. Yani LeBron James'in onu kovdurmaya ya da işte o dönemki oyuncuların bir oyuncuya yüklenme. O dönemki oyuncuların ondan vazgeçmesinden başlayıp Petrali'nin arkasında durmasıyla bugüne kadar gelen bir Miami kültürü var. Aslında burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Yani takımlar şu hataya çok düşüyor bu dönemde. İşte Houston. Abi hemen işte şampiyon olacağız. Ee, Okla ama hemen kırdık, toparlıyoruz, giriyoruz abi. Ya da ne bileyim işte kim'i örnek verebiliriz. Ee, Milwaukee iki sene oldu. Ee, bu dinozorla başarı gelmiyor. Yandık, öldük. Ya biraz bu işte yani evet bu kadar eleştireliğe rağmen... ...şunu da unutmayalım. Ya bir kültür, bir... Ee, ...bir yolda düzülen kervan değil de... ...uzun süre oluşmuş... ...bir medeniyet gibi orada yükselmiş... ...bütün... ...parçaları belli... ...oyuncaya girip çıktığında ya da takım yapısı değiştiğinde... ...sırıtmayan... ...koçun... ...her anına esnek olarak hakim olduğu... muhafazakar olmadığı bir yapı... ...bir kültür oluşturmak... ...Miami'de bunu oluşturduğu için şu an kafası rahat... ...iki sene önce olmadı... ...bu sene de olmayabilir ama birkaç sene içinde inanılmaz da olabilirler. Yani ama işte bunu oluştur oluşturdukları için rahatlar ve değişiklikleri daha rahat yapıyorlar. Alışkanlıklar hazır çünkü. E şimdi sen pat diye bir değişiklik yapıyorsun. Atıyorum seneye diyelim ki Westbrook gitti biri geldi. Yine başarılı olamayabilirsin. Çünkü nasıl ne ara alışacaksın da ne ara şampiyonluğa gideceksin. Yani bunlar çok basit gözüküyor ama kolay işler değil. Yani Boston'da e, Toronto'da, Miami'de bunları çok iyi yaptı. E, bunu da bir parantez içinde söylemek istiyorum. Yani e, Boston'ın burada da, kafa rahatlığı da oradan geliyor. E, brest yapısı belli. Oluşturduğu sistem belli. E, yarı sahadaki esneklikleri belli. E, bunları da oyunculara veriyor. Oyunculara aslında imkan da veriyor. Yani Tatum'un, Jalen Brown'un ve Smart'ın geldiği seviyeler her sene üstüne koyarak geldiği seviyeler. Bu seride e, Hayward da çıktıktan sonra Smart acayip bir hale geldi. ya, yani, triple double'lar falan yapmaya başladı artık. E, i̇nanılmaz pas atıyor. Yani pasını bu kadar geliştirebileceğini ben düşünmüyordum. Yani oyunun en kritik anlarında en kritik pasları o attı. E bu da Brad Stevens'ın başarısı tabii eleştirirken bunları da söylememiz lazım ki Brad Stevenson benim çok sevdiğim bir koç. Genelde çok sevdiğim isimler ...basit hata yapınca ben daha böyle şey oluyorum... ...adamı savunuyorduk niye böyle bir şey yaptın... ...yapmamalısın bu hatayı... ...sen bunu yapamazsın sen çok iyisin falan... ...ama onlar da günün sonunda insan... ...bunu da unutmayalım... E, ...hata yapmak zorundalar yani... ...insani olarak, yapı olarak... ...herkes hata yap yapmak zorunda... ...o yüzden hani... ...çok da üstüne gitmeyeceğim ama... ...sporstura eşleşmesi... Spor ...onun için çok kritik bir... ...sınav olacak... Burada biraz da hani bu seri biraz daha karışık konuşacağım Boston-Toronto arasında. Toronto tarafına da bakalım. Nick Nurse de burada e, genelde e, molalarda ve e, challenge'larda hatalar yaptı. E, oyunculara işte Kyle Lowry'i bazen çok basit hareketlerde bile faal isteyen, ya oyuncuyu tanımanız lazım. Böyle bir oyuncunun her şeyine challenge yaparsanız hataya uğruyorsunuz işte o hücum faalde, Wanamaker'ın yaptığı hücum faal dediği kısımda normal bir turnike adımı almıştı Wanamaker. Larus işte, itiraz etti ona falan. Bunları kötü kullandı. Onun da molalarda sıkıntıları vardı. Son top maç alabilecekleri 0-5 sayesinde kalan o son top... da bir panik molası, rakibin sahasına topun gitmesi vesaire falan. Ya yani bunlar... ...bunlar biraz ata bunlarla ilgili Nick Nurse de biraz panik oldu. Breast Stevens de bu paniği arada paylaştılar. Bazen değiştiler. İkisi benzer hataları yaptı. Ama onun bence en büyük ısrarı Siakım'dı ve o Siakım da Hatay'la sonuçlandı ama bunu da açık konuşmak lazım. Bu da bir koç tercihidir. Şimdi demin kültür oluşturmaktan bahsettik. Eğer siz Siakım'ın uzun vadede bu takıma çok büyük fayda getireceğiniz düşünüyorsanız, zaten Toronto'nun bu sene şampiyon olması çok kolay değildi. Yani zor, imkansıza yakın hatta daha da açık olayım. Ama işte böyle bir durumda siyakımdan bir şeyler istemek bence okey ya. Yani çünkü onun uzun vadede kazanacaksınız, burada bir tecrübe kazanacak. Onun eksikliklerinin yüzüne vurmanız için bile çok iyi bir ortam. yapamadı, beceremedi. Çünkü tehdidi çok sınırlı siyakımın. Yani topu sağına vurup o yavaş ilk adımından sonra da savunmayı fiziğiyle ekarte ederek bitirmesi dışında hiçbir silah yok. Hiçbir silah yok. Yani üçlüklerde de çok zayıf kaldı. Orta mesafede de zayıf kaldı. Burada çok dertli. Ha, güvendi. Ben güvenmezdim. Ee, bu da bir koş tercihi. O yüzden söylüyorum. Umarım istediğini alır. Ama eğer uzun vade alamazsa bugüne döndüğümüzde siyakım hamlesinin ve siyakım tercihlerinin daha da ciddi bir hata olduğunu göreceğiz, anlayacağız. Ama şu anda çok yüklenmek dediğim gibi koş tercihidir. Çok yüklenmek e, çok anlamlı olmayabilir. Onun dışında e, biraz serinin dinamiklerine geçersek dediğim gibi zaten e, Boston özellikle yarı sahada iyi kalıp çok iyi bir flow yaratmaya çalışmış. Çünkü Toronto yarı saha savunması çok iyi. Ya burada Siyakım'ın hakkını vereyim. O 5 kısaya döndüklerinde Siyakım'ın tek e, uzun gibi kaldığı bütün rotasyonlar da dahil. Ibaka'nın ve olduğu rotasyonlara dair yarı sağ savunmasında bitirdiler belli noktalarda bastığını. O yüzden devamlı hareketli. Devamlı hareketli. Devamlı drive devamlı. Buranın kilit parçası Kemba Walker'dı. Ha, i̇şte burada Nick Nurse'a dönüyorum. Biraz hikaye gibi anlatacağım ama Nick Nurse burada en büyük ıı, takdiri hak ediyor. Yani Kemba Walker'ı kim ne yaparsa yapsın Tatum ıı, boş mu kalacak? Jalen Brown köşede mi kalacak? Smart bir şey mi yapacak? Ne olursa olsun Kemba Walker içeri girmeyecek demiş abi. Yani öyle maçlar yaşadı ki Kemba. Yani boyalı alanı göremedi. Çembere yaklaşamadı. Ve bunların hepsi evet hani kısa vadede bastına ah evet abi dış şut buldular. iyi pas döndü. Ya savunma niye bu kadar sıkıştırma getiriyor? A açık alan veriyor desen de maç boyuna bak boyunca uzun vadeye baktığında Toronto'ya büyük avantaj sağladı. Ve bunun e, bir yatırım fırsatı olduğunu gösterdi. Ve çok iyi bir strateji bu. Yani şimdi burada işte Miami'ye geçerken bundan bahsedeceğim. Şimdi onu bir kenara bırakıyorum. Ufacık bir not olarak ekleyeyim dedim. Nick Nurse'ün bu davranışıyla beraber Kemba'nın tıkanması Boston'ın aslında boyalı alana atakta çok zorlandığını bize de tekrar gösterdi. Evet Tatum çok iyi durumda. Jalen Brown bunları yapabiliyor ama artık baskı geldiğinde, savunma yoğunlaştığında o son kritik clutch'lara geldiğinde kim gidecek çembere? Kemba gidecek. E sen bunu maç içinde vermeyip o ritmi Kemba'ya kazandırmadığında Kemba da zorlaş, zorlanıyor. Bu çok iyi bir stratejiydi. Nick Nurse bunu çok iyi kullandı. Buradan 3 e, maç çıkardı resmen. Hadi 3. maç e, Kemba yine iyi oynadı. Hani son topa kaldı diyelim ama 2 maçı Cepte aldı burada ve bitmeyi bir, bir maçı da inanılmaz zorladı diyelim. Çok iyi bir stratejiydi. Ee, burada işte şeyi çözemedi. Yani Kemba Walker'a ben nasıl ekstra alan yaratabilirim? Burada pick and roll'leri çok denedi. Tice'la, Robert Williams'la, kısalarla, Tatum, Jalen, Kemba arasında ya da Smart'la. Bunlarla e, bu dörtlüyle kendi arasında pickler denedi. Pick and roll'ler denedi e, ee, Kemba'nın orta mesafe yaratabileceği alanlar yaratmaya çalıştı. Bazen iş yaradı bazen yaramadı ama net bir çözüm bulamadı. Bu da zor yani buradan net bir çözüm bulmak da zor. Toronto çünkü hiç düşürmedi bu savunmayı. Ama e, Boston'da savunma tarafında Toronto'yu çok zorladı. Burada hikaye şöyle devam ediyor. Yani e, özellikle de Toronto'nun en büyük hücum silahı. Şunu da söylemiştik hani ben Toronto'yu bu seriyi geçemeyeceği noktada düşündü. Zaten savunmalar çok iyi. Burada iş e, hücumda çözülecek. O yüzden de Toronto'nun en büyük silahı hızlı hücumlar ve geçiş hücumları. Bunları durdurursa bastı. Seri zaten alacak demiştim. Çoğunlukla da durdurdular. E, kazandıkları maçlara Lavrie tek başına burada mucizeler yarattı. Tek başına gidip o geçişleri bitirdi. Fanfleet çok ekstra işler çıkardı artık çok büyük eforlarla yani 40 dakikanın üzerinde kalarak bu eforu yaratabilirler. Bu da Toronto'yu çok yıprattı. Yani burada Boston savunması zaten hani geri koşamayan, biraz sallanan atıyorum Denver olsaydı burada Toronto'nun karşısında Denver'ı bitirirlerdi yani. Anlatabildim mı? O savunma kurgusu Boston'ın Toronto için çok ters geldi. Çok uygundu. ...ve burada çok zorlandılar... ...arka alanı ise Boston Okara'yı savunamadı... ...özellikle 6. maç... E, uzat ...iki uzatmaya giden artık üçlüklerin konuştuğu... ...savunmaların bittiği... ...arka alanı alanın kazanacağı bir maçtı o... ...ve Toronto orayı yine paramparça etti... ...ha çok yüzde attılar. attılar... E, ...zaten serinin genelinde de çok iyi attılar... ...burada da hemen bahsedeyim ondan da... ...işte Ibaka %48... yüzde %46... ...Paul %40... Ya bunlar inanılmaz yüzdeler. Rari ve Fanfleet 30-31 attı ama tabii onlar daha çok deniyor yani. Hadi e, hadi daha kadar mesela de Fanfleet en çok deneyen oyuncu. 30 plus onun için daha kabul edilebilir. Ama diğerlerinin yüzdesi inanılmazdı burada. Anunobi'yi özellikle takdir etmek lazım. Yubaka'yı takdir etmek lazım. Buradan çok iyi şutlar çıkardı. ve arka alanı paramparça ettiler. Ve Brestemus buraya da çok net bir çözüm bulamadı. Ama tabii şu e, bulamamasının nedeni biraz da takımın yıpranmasıydı aslında. Dikkat ederseniz bu şutlar genellikle artık maçın sonları, kulaç anları, uzatma sonları... ...ya da artık çeyrek sonlarında rotasyona gidilen anlar, e, bastığını çok yıprandığı anlarda... ...Toronto süreyi, ana oyuncuların süresini uzatıp bu rotasyonlara da hücum etti. Bu da Nick Nurse çok e, akıllıca bir hamle yaptı. Ve buradan o şutları buldukça oyuna tutundu. Ya yani bu seri 4-1'e de gidebilirdi... Üçüncü maç alsaydı bastın. 4-3'e de gidebilirdi. 4-3'e götürmeyi başardın Nick O konuda da yine takdirini, ede takdir edelim. Burada bir konuya daha değineceğim. Ee, hep konuşuyoruz, hep eleştiriyoruz. Biraz da temcit plana döndü ama Kyrie Irving konusu. İşte Kyrie Irving'in belki de şapkasının önüne koyup düşünceye tek konu şu olmalı. Ya Kemba Walker bu savunmayı yapıyor. Ben yap yapıyor muyum acaba? Ya Kemba Walker helal olsun. Bütün maç bütün seri o savunmayı yapmak için geri koşmak için evet hataları oldu mu oldu geç kaldı anlar oldu mu oldu ama yapmak için bütün mücadeleyi verdi. Her zaman savunma yaptığı oyuncunun önünde kalmak için bütün mücadeleyi verdi. Bir liderden çok takımın e, yapıştırıcısı yani bir arada tutucu un, un, un koyarsın yemeğe terbiye için o tutsun diye çorbalara güzel böyle daha bir sı sıvı yemeklere biraz tutsun yoğun olsun diye un eklersin. Tam olarak un oldu Kemba bu takımda. O yoğunluğu, o tadı veren oyuncu oldu. Evet çok düşük kaldı mı kaldı hücumda. Hatalar yaptı mı yaptı ama dediğim gibi yani takımın ben lideriyim, vereceksiniz bana topu, atacağız kardeşim. Biz de böyle delikanlıyız tarzı bir saçmalığa girmeden bu takımda ne olabileceğini Preston's'ta da konuşup bence çok iyi anlamış. Çok iyi anlaşmışlar. Bas'ın için çok büyük bir artı oldu. Ee, ...Toronto'da isterdi herhalde bir, bir kısası daha bir Kemba'da o da olsun. Onlar turu geçerdi o zaman da ama e, olmadı. Toronto için e, son toparlarken bu seriyi bence hiç olumsuz bir şey yok. E, ellerinden gelenin en, en yükseğini yaptı. Bu seriyi geçseler de zaten Miami karşısında ben şanslarının çok daha düşük olduğunu düşünüyorum Boston'a göre... Ee, olabilecek bütün e, yaratabilecekler yaratabilecek her şey hatta işte o siyakım konusu büyük bir hata mıydı? Bunu daha uzun vadede göreceğiz. Eğer siyakımdan istediklerini alamazlarsa belki de bu yıla bakıp çok büyük bir hata yaptıklarını yeniden düşünecekler. Ama onun dışında e, Toronto özellikle de Kava yokken e, Larry bunu biraz da gurur meselesi yapmıştı bence. Kendilerini ispat ettiler. Bundan sonra yolları açık olsun. Şimdi Boston ve Miami bu eşleşme bence son yılların en iyi Doğu eşleşmelerinden biri olacak. Bayağı eğleneceğiz bu seride. Çünkü iki takımda hem coaching olarak ki Sporster'a bir adım önde. Yani şu yüzden tecrübe olarak Doğu finali görmesi, şampiyonluk alması, buradaki oyuncu psikolojisini daha iyi anlaması açısından bir adım önde. Ama Stevens'da Bence çok ciddi hazırlıkla gelecek. Gordon Hayward geri dönüyor. İlk maçta yok. Muhtemelen karantina süreci vesaire. Belki ikinci maçta da olmayabilir. Tam o süreci nasıl ayarlayacaklar bilmiyorum. Ama Hayward'ın dönmesi Boston için büyük bir artı. Bununla başlayalım. Özellikle de kenardan gel gelirse. Umarım ilk 5 e, başlamaz. Çünkü Smart orada çok iyi bir yemeğe kaldı. Bu yemeği kaybettirmemek lazım Smart'a. Çok iyi oynuyor. Savunmanın da zaten tutucusu çünkü Hayward hem savunmada hem hücumda ritmi bozabiliyor ama kenardan gelirse bastının ve Stevenson'ın eline o yapamadığı rotasyon imkanını verecek. Umarım bunu yapar. Buradaki ikinci kritik konu gerçi de seride çok fazla göreceğimiz bir ana konuyu konuşmak istiyorum başlangıçta. Bunu Houston'da yaşadığı Lakers serisinde diğer serilerde. İşte Milwaukee Bucks bulamadığı için sorun yaşadı. Nedir abi? Orta mesafe. Şimdi bir kere şu, şunu da söylemek lazım. Oyun değişiyor dedikten sonra hep şu hataları düşüyor. İşte oyun değişti, herkes üçlük atıyor. Ee, pozisyonsuz oyun var. İşte ee, small ball oynanıyor. Vesaire. Bundan başka bir şey oynanmaz. Hayır. Basketbol asla tek bir şey oynanacağı bir oyun değildir. Golden State mesela bakın istatistiklere en çok üçlük atan takımdır. En verimli üçlük atan takımdır. Bir dönem son bu sene değil ama ondan önceki yıllarda Spurs da böyleydi. Bu biraz kafa karıştırabilir. İşte burada verimlilik ortaya çıkıyor. Ya da işte e, ya işte small ball oynamak zorunda mıyız kardeşim uzun olması gerekmiyor ama small ball dediğin işte ne? Ya small ball işte long ball, bilmem ne bunlar değil artık konu. Konu pozisyonsuz ne kadar oynayabiliyorsun? Savunman ne kadar esnek? Rakibe ne kadar adapte olabiliyor? Yani senin esnek oyuncuların var mı? İşte Davis gibi. Ibaka gibi. Ne bileyim Adebayo gibi. Bu tarz oyuncuların var mı? Yani bunların pozisyonu, rolü falan bağımsız söylüyorum bunları. Draymond Green gibi. İşte bunlar olduğunda işte pozisyonsuz, savunmada esnek, geçişken o Bruce'in dediği gibi su gibi bir takım olduğunda akışkan, kırılmadığın bir takım olduğunda işler değişiyor. Modern oyun bu. Modern oyun içinde her parçayı kullanabilirsin. Orta mesafede atabilirsin. Üçlükte de atabilirsin. Devamlı çembere de gidebilirsin. Bunların sadece birini ya da hepsini yapmaya çalışabilirsin. İşte sadece birini ya da ikisini yapınca Houston gibi oluyorsun. Hepsini yapınca Golden State gibi oluyorsun. Burada tercihler sana kalıyor. Oyuncu kaliten, bunu değiştiren en önemli faktör. Koçun bakış açısı en önemli faktör. Şimdi o yüzden orta mesafe kullanmak günah değil. Ama orta mesafe üzerine strateji kurmak böyle bir geçişken yapıda pozisyon soyunda çok zor. Bunun ayrımını yapmamız lazım. Ya da işte devamlı e, belli bir ısrara gitmek. ...işte devamlı pikenrol oynayacağız. Pikenrolünü savunurlarsa ne yapacaksın? Devamlı çembere gideceğiz, e, çembere yaklaştırmıyorlar. E, Devamlı üçlük atacağız. Üçlükte atamıyorsun, ha, işte o zaman araya sıkıştın. İşte burada artık oyuncularının pozisyon yaratması daha önemli. Yani orta mesafede rahat bir şut bulabilir, üçlükte de bulabilir, çemberde ama pozisyonu yaratmak nasıl yaratacaksın? Savunmayı okuyacaksın, rakibe adapte olacaksın ve saldıracaksın. Kritik konu bu. O yüzden hani e, orta mesafe öldü öbürü dirildi e, işte oradan e, necromancer geldi bilmem neyi diriltti böyle bir şey yok. Ve bence Toronto Miami serisi e, Boston Miami serisinde de şunu göreceğiz yani iki takım da çok sıkışacak. Çembere de gidemeyecekler ki Toronto Boston'a bunu yaşattı. Çembere gidemedikleri anlar, anlarda Kemba ve Tatum orta mesafeden çok kritik şutlar buldular. Bunları soktu kazandılar sokamadıklarını kaybettiler o kadar kritikti yani. Miami keza ilk maçı alırken Butler'ın çok kritik iki tane fade away var. Orta mesafesi var. Bunlardan şut çıkardı. Ee, i̇şte bunları bunlar öyle anlar gelecek ki pozisyon nerede yarattığınız hiçbir önemi olmayacak. Çünkü artık savunma yoğun durumda baskı altındasınız ve bunu buldunuz mu atacaksınız ve bunu atacak oyunculara ihtiyacınız var. İşte burada Toronto pardon Boston ve Miami da beni anlıyor. Herhalde tur, turu geçmelerini biraz içten içe istedim mi ne yaptıysam neyse. <laughs> Tahminim Boston'da ama neyse. Ne diyorduk? Yani orta mesafe konusu bu seride çok kritik bir noktaya gelebilir. Bunu da iyi yapan seriyi bile alacak raddeye getirebilir. Tabi bunun savunma kısmı da önemli. Burada Butler'ı savunmak ve diğer tarafta işte Tatum'u Kemba'yı savunmak ya da Dragic'i savunmak çok önemli. Ee, Lopez'de yaptıkları gibi Tice'de drop'a düş, dü, düşebilirsin. O mesafeyi savunmak için. Çünkü Butler sürekli düşük atan bir oyuncu değil. Ama Tice ve Robert Williamson hatta belki burada Jalen Brown'un çok hızlı bir şekilde tepki vermesi lazım. O orta mesafelere ya da çünkü şu da var. Şimdi pozisyon yaratmak dedik ya. Orta mesafe tehdidiyle çembere de gidebilirsiniz. Piki kullandınız. Drop'ta savunmacı var yani aşağıda karşıladı sizi boyalana doğru gömülüyor. Sizin orta mesafe tehditiniz var. Bir fake kullandınız ya da bir hesitation şutu atacak gibi gösterdiğiniz savunma geldi direkt çembere gidebilirsiniz. Burada ne devreye girecek yardım savunmaları. İki takım da çok iyi yardım savunması yapıyorlar ama burada Miami bir adım önde. Neden? Çünkü Adebayo var. Adebayo o kadar iyi esnek bir savunmacı ki yani kısa'nın karşısında kalabilir. Uzunu da çemberde karşılayabilir. Kısayı da karşılayabilir. Ve bunlar da çok etkili. Burada Tate, Tate'ın Tatum'un özellikle o güçlü, Jalen Brown o güçlü hücumları Adebayo faal sorunu yaratabilir. Bence Brad Brown bunu, e, Breastımız bunu birazcık kovalayacaktır. Eğer bu olursa da Miami zorlanabilir. Şimdi e, orta mesafesi konusunu konuştuk. Burada tabii bir kilit isim de Kemba. Toronto'nun Kemba'yı durdurmasının ne kadar önemli olduğunu ve e, Toronto'ya e, iki buçuk maç kazandırdığını söyledik. Burada Sposter aynı şey yapabilir. Kemba'yı devreden çıkarmak isteyebilir. Eğer Kemba devreye giremezse bu seri Toronto gibi gitmez ve Miami belki de daha rahat e, bir sonuca gidebilir. Yani 4-3'ler 4-2'ler falan bile göremeyebiliriz. Bu da kritik bir konu. Sporster'a bunu nasıl davranacak, ilk maçta nasıl yapacak göreceğiz. O da bu akşam yani salı günü itibariyle ilk maçı izleyeceğiz. Onun dışında e, Bledsoe ile açık sağ bulduğunda Miami savunması, ya yani Bucks Bledsoe ile açık sağa, Miami savunmasının zorlandığını gördük. Geçiş savunmasında e, sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Yer yer. Bunu kesinlikle ve kesinlikle yine Toronto serisinde olduğu gibi Stevenson Boston'ı hareketle tutarak e, saldıracağını düşünüyorum. Özellikle Kemba Walker'la ve Smart'la o açık sayı oyun kullanacaklar. Burada çok iyi geçiş hücumları atmaları lazım ve iyi koşarsa da Miami o buldukları köşe şutlarını. Burada da Jalen Brown çok kritik. Jalen Brown'un şut dengesi çok bozuk. Yani bir maç çok 5-6 üçlü çok yüzleri atarken diğer maç bir anda 9'da 1, 10'da 1'lere gidebiliyor. Jalen Brown'un bu seride kon yani e, sürekliliği çok önemli. Özellikle de şutlarda. Onun için bu maçın bu serinin daha doğrusu kilit noktalarında bahsetmeye devam edersem ya notları kontrol ediyorum. Pikenro savunmasında Adebayo'nun konumundan bahsetmiştik. Buraya Derrick Jones'u da ekleyebiliyor Miami. Ki Derrick Jones'u Lopez'in karşısına koyup iyice zorladılar. Burada Adebayo'nun 3 net bir üçlük tehdidi yok ama Olinik var. Olinik'i aldığında onu direkt dışarı konumlandırıp Tyson'ı iyice çemberden uzaklaştırabilirler ya da Robert Williams'ı. İşte bu anlarda yine Boston'ın dışarıda yani arka alanda yenilmemesi lazım. Yenilirse çemberde çok rahat gidebilir Miami ya da orta mesafeleri yaratacak alanları bulabilirler. Bulamasa bile drive and kick'i çalıştılar. Yani drive edip topu dışarı çevirebilirler. Burada Boston'ın arka çok önemli. Yine bunu hatırlatalım. Toronto serisinin belli maçlarında Boston'ın arka alan savunmasında ciddi sorunlar yaşadı. Ama genelinde iyiydi. Ama yine Miami'ye karşı çok dikkat etmesi lazım. Burada Boston için bir artı şu. Butler kenardayken Miami hücumu bayağı zorlanabiliyor. Dragic'in de yaşı itibariyle e efor kaybı yaşadığı anlar oluyor. Ha, burada Brest bunun provasını yaptı aslında. E, 40 plus dakikalar e, bu anlarda işe yarayabilir. Yani Butler'ın kenarda olacağı o 2-3 dakikadan çıkacak ekstra skor iyi bir savunmayla Miami'yi tıkamak ve buradan hatta hızlı hücum çıkarmak e, onlar için çok önemli. Brest burayı da çalışacaktır. Ama e, şeye gelirsek asıl konuya gelirsek. Asıl konu boyalı alan. Boyalı alanda ne olacak? Şimdi Boston çok iyi bir boyalı alan savunmasına sahip. Ee, hem yardım savunmasıyla hem de burayı kapatmasıyla. Miami ise e, Milwaukee'ye karşı zorlandığı anlar oldu. Evet boyalı alanı ele geçirdiği anlar oldu ama... ...savunmada zorlandığı... E, ...tabii bunun nedeni Antetokounmpo orada inanılmaz... E, ...Lopez'de hatta şimdi onun hakkını vereyim... ...hücumda çembere yakın aldığında çok yüzleri bitirdi. Şimdi burada Boston'ın o kadar yüzleri bitirebilecek... Bir Antetokounmpo ya da Lopez'i yok. Ha bunlara ihtiyacı var mı yok. Çok daha farklı bir takım bastın ama Miami'yi burada zorlayabilecek bir alternatif yaratabilir mi Brad Bunu merak ediyorum. Bu da Robert Williams olabilir. Evet bir e, iki yıllık oyuncudan bahsediyoruz ama Robert Williams özellikle de e, yüksek devirdiğinizde ya da yakın yakın e, çemberi konumlandırıp e, loop paslarla yüksek paslarla elup yarattığınızda orayı çok hızlı parçalayabiliyor. Adebayo'yu burada zorlamak, onun savunmasına vurmak önemli. Burayı ele geçirmek önemli. Burayı ya Robert Williams'da onu biraz daha orada konumlandırıp geçirebilirler. Ya da dediğim gibi ile, ya da Tatum'un ekstra driver'ı ya da Smart'la buraya geçirebilirler. Jalen Brown da burada yaratabiliyor ama Jalen Brown'ın konsistensi burada da düşük. Yani sürekliliği, istikrarı. O yüzden bu 3 oyuncu bence Jalen Brown'dan biraz daha öne çıkacak. ya yani boyalı alanı ele geçirmek bu seride Öne çıkmak için önemli bir detay. Onun dışında yine notlarıma bakıyorum. Ee, başka ekleyebileceğim bir şey var mı bu seriyle ilgili? Miami spacinglerinde e, konuşmak lazım. Miami belki de e, spacing şimdi sahaya 5 kişinin dizilimi gibi basit bir anlamı ve onların hareketleri gibi basit bir anlama indirgenebilir gözükse de öyle değil. Spacing aslında sizin tamamen iplerle birbirinize bağlı olduğunuzu düşünün ve her seferinde belirli mesafeyi çünkü bu mesafe nedir? Sizin savunmacınızın toplu oyuncuya rahat gitmesini engelleyecek yardım getirmesini engelleyecek mesafeyi koruyarak drive alanı yaratmanız lazım. Şut alanı yaratmanız lazım çünkü. Koruyarak hareket etmeniz, yer değiştirmenizdir. 5 dışarıda da olabilirsiniz. İçeride bir oyuncunuz olabilir. Tamamen üçlüğün arkasında olabilirsiniz. Tamamen dipte olabilirsiniz. Bunlar hep değişkendir. O ipler, o görünmez ipler birbirine bağlıdır ve mesafeyi korumanız gerekir. Miami bunu çok iyi, çok iyi yapıyor. O mesafeyi çok iyi koruyorlar. Toronto o kadar iyi değildi bu konuda. Toronto bazen spacing'i kaybediyordu. Milwaukee de çok kaybetti spacing'i. Özellikle Lopez olduğu için. Bu da çok büyük bir sorun. Yani Antetokounmpo drive edecek. Lopez orada anlamsız bir kat yapıyor falan. Hop savunmacı orada. Adebayo orada vesaire. Şimdi burada Breaston'un çok akıllı olması lazım. Miami spacingleri bu kadar iyiken savunmasının derin yardımlar getirmesini istememesi lazım. Mesela Jalen Brown'u böyle biraz zorlamıştı Toronto. Toronto spacingi arada seçse de iyi olduğu anlarda köşeye dönecek, toplardan önce topu iyice sola çekip tam sağa çevirdiğinde Lopez, pardon Ceylan Brown çok derin yardım getirdiği için recover edemedi. Yani savunması hep açık kaldı hücum oyuncusu pardon savunda oyuncu. O yüzden de rahat üçlükler buldu Toronto. Bunlar biraz kritik. Miami de bunu çok iyi yapacak. O yüzden bu spacing'e dikkat etmeli lazım. Boston bu konuda daha iyi. Özellikle de Tice kendi oyuncularını çok iyi takip ediyor. Onlar da ama Miami burada da bir adım önde. Şimdi başka bir sorun bu seride ne olabilir? Boston tarafında şu var. Boston boyalarına giremediğinde üçlük yüzdesini de Çok hızlı kaybedebiliyor çünkü tepede baskı yiyor top çevirerek de pozisyon yaratamıyor. E Kemba da rakibi eksiltemediğinde çok tıkanıyorlar çok çok top kaybedebiliyorlar. Miami bunu biraz zorlayacaktır ama tersi de bastığın için geçerli. Toronto'ya karşı çok iyi o strip dediğimiz o işte rakibin topu elinden çaldıkları anları çok iyi yarattılar. Burada Smart çok öne çıktı. İki takım da sırtı dönük pozisyon alırken çok dikkat etmek zorunda. Çünkü iyi savunmacılar var. Burada topu savunmaya yakın yani sırtı dönük oynuyorsunuz. Savunmacıya dönerek kullanmaya çalışırsanız topu kaybetme şansınız çok yüksek. Topu savunmadan uzaklaştırarak yani biraz daha fade ve ya da bir adım geri çekerek şutlar bulmanız gerekecek. Burada Butler tabi çok öne çıkıyor. Bu işin üstadı maç tıkandığında ve bu savunma yoğunluğu arttığında Boston'ın savunmasından kaçabilecek bir yapısı var. Ama Butler'ın da şu sorunu var. Butler çemberi bu orta mesafeleri bırakıp çemberi çok zorlandı top kaybı yapabiliyor. Özellikle 5. maçta çok zorlandı. Çok top kaybı yaptı. Hele de ilk çeyrekte Baxa karşı Boston'ın da avantajı onu top kaybına zorlamak olabilir burada. Biraz Tyson ve Robert Williams hatta yer yer e, Taiton ve Brown'a da çok iş düşecek burada. Evet yani genel olarak e, seriyle ilgili söyleyeceğim detaylar bunlar. Eğer bir şey unutmadıysam yine bir notları kontrol ediyorum. Ha şu önemli bir de şunu eklemiştim. E, boyalı alanda dedik ya buraya ele geçirmek önemli. Burada işte yaratıcılık konuşacak. Yani son olarak da bunu ekleyeceğim. Çünkü <laughs> Miami e, çok çabuk orada çok çabuk organize olup sıkıştırmaları yapabiliyor. Hemen ikili tepenize çökebiliyor. Çünkü Adebayo'nun yanında işte Igadala var, Crowder var. Bunlar çok e, savunmada et, etkin, e, aklı zihni açık oyuncular. Oraya indiğiniz anda tepenizde iki kişi bitebilir. Burada çok yaratıcı olmak lazım. Kemba'nın belki de o pas açısı yokken... Ee, ...savunma arkasına atacağı o kritik paslar... E, ...belki arka tarafa çıkaracağı, direkt üçlüye çıkaracağı paslar... ...bu pas yaratıcılığı çok önemli. Mesela Donç için yarattığı en büyük fark bu. Hani Doncic'in için yaratıcılığı nereden geliyor diyoruz ya. Işte boyalı alana girip, savunmayı çekip bir de baskı yediğinde... ...o pas açısını yine görebiliyor. Çünkü burada iki konu var. Bir görmek, iki bilmek... Göremediğiniz zaman takıma o kadar alışkın olmalısınız ki spacingine orada biri olacağını bilmelisiniz. Ha yine görürsün ama hani baştan da görüp evet orada gördüm oyuncu var baskı geldi evet, çevirebilirim. Mi? Kafanızda düşünebilecek kadar iyi bir alışkanlığınız spacinginiz olması lazım. Burada da işte o boyalı alan baskısında iki taraf için de geçerli bu aslında ama Mayem bunu daha iyi yapıyor bastından. Burada Kemba'nın hatta Tatum'un hatta Smart'ın Belki Hayward dönerse Hayward'ın da olabilir ama Hayward'a çok güvenmiyorum. Yaratacağı paslar, şutlar çok önemli olacak deyip e, bu seriyle ilgili genel olarak söyleyeceklerimi toparladım sanırım. Geriye bir tek tahmin kaldı. İşin en zor kısmı. Ya bu seri tahmin etmek gerçekten benim için çok zor. Miami'yi sezon başından beri çok severek takip ediyorum. İnanılmaz eğlenceli, çok keyifli. Sporster'ı çok sevdiğim bir koç. Basketbol olarak da inanılmaz heyecan verici bir takım. Boston yıllardır e, Tatum'a özellikle de Kyrie'den kurtulduktan sonra onların da yükselişe Tatum'a, Jalen Brown'a çok iyi yatırım yaptı. Onlardan artık o akıllı oyuncuların o geç gelişiminden gelen süreyi bekleyip şu an çok iyi bir seviyeye geldiler. Onları bekledi, onlardan alacağını alıyor ama... İşte yanına Kemba ekledi. Smart çok iyi durumda ama o sene bu sene mi konusu biraz Boston tarafında beni hala şüphelendiriyor. Yani Tatum'un da Jalen Brown'da daha gidecek yolu var. Bir tarafta karşılığında çok tecrübeli bir Jimmy Butler var. Yani hele de o ilk Bucks'ın ilk maçını aldığı o son 3 dakikayı düşününce sanki Boston'a bu seriyi bırakmayacak her şey yapabilir gibi geliyor. Ama bir yandan da diyorum ki Miami sallanacak, o şut yüzdesini bulamayacak, bulamadığı anda Bastın onları mahvedebilir. Çok git geldi bir seri izleyeceğiz bence. Yani mental baskının böyle kucaktan kucağa bomba gibi geçtiği bir seri izleyeceğiz. Başlangıçta bu eşit dağılacak. Bir taraf öne geçecek. Öne geçen takımda bu baskı kalacak. Rakip eğer durumu eşitlerse baskı bu sefer ona geçecek vesaire vesaire biraz böyle bombanın nerede elde dolaşacağı bir seri olacak bence 4-3 4-3'ü görme ihtimalimiz yüksek geliyor bana ama 4-2 4-1'e de gitse şaşırmayacağım bir seri çok zor çok zor ama e, sanırım Butler, e, Butler artık her şey kafa kafaya geldiğinde bir adım Miami yöne çıkarabileceğini düşünüyorum ama dedim ki bu seri çok kafa kafaya tahminim 4-3 Miami olacak ama bir yandan da kalbim diyor ki olan bastın izmez ha falan diyor ama yok yani Miami diyelim tahminimiz o yönde olsa ama bu seri bastına da giderse hiçbirimiz şaşırmayalım. Ee, çok güzel bir seri bizi bekliyor. Ee, çok keyif alacağız. Akşam da salı akşamda yani bu akşam da e, Tancan Fümen slash twitch.tv Tancan kanalına gelirseniz de orada canlı yorumum olacak. Maçı siz canlı takip ederken ben de canlı yorumluyor olacağım. Orada da yine bu seriyi ve diğer sorularınızı yanıtlayabilirim. Videoyu beğenin, paylaşın, like edin, çana tıklayın, kanalı takip edin. İmkanınız varsa ücretli abone olarak da katıl butonuna tıklayarak da destek olabilirsiniz. Ama en önemlisi de yorum yazın, like atın ki biraz algoritmada yukarılarda önerilmeye devam edelim. Görüşürüz. Bir sonraki videoda Batı Finali'ni konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.